27.'si bu yıl yapılan Deniz Kuvvetleri Kupası'nı yarış sınıfında Bianca 2 ile Feyyaz Yüz attı, yarış gezi sınıfında Hale ile Özgün Dumrul, gezi sınıfında Bonadea ile Yakup İçgören ve destek sınıfında da Elena ile Rus Vadim Stadigov kazandı. Yarış sınıfında Bianca 2 ile Feyyaz Yüz attı birinci olurken, ikinciliği The Marmara'yla Ardıç Gürsel, üçüncülüğü de Asterix'le Can Halman elde etti. Yarış gezide de Özgün Dumrul liderliğindeki Hale ekibi ilk sırayı aldı. Rondo ile Mustafa Miharbi ikinci olurken, Üsteğmen, Okan Hacı Fazlıoğlu yönetimindeki Deniz Arbok'un ait Miço teknisi de üçüncü olma başarısını gösterdi. Gezi sınıfında ise birinciliği Bonadea ile Yakup İçgören, ikinciliği Victory 1 ile İsmet Üner, üçüncülüğü de Vizo ile Bülent İçgören elde etti. Destekte de Elena ile Rus Vadim Statikov birinci, Ora ile Atilla Rezak Ali Gülçelik ikinci, Alkyon ile Nadir Yalçın Alp üçüncü oldu. Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Cahit Üren'den Deniz Kuvvetleri Kupası'nın değerlendirmesini aldık. Evet, bu yıl 3 etap halinde yaptığımız yarışın ilk etabı 115 deniz mil mesafeli Gelibolu yarışıydı. Ertesi gün Gelibolu'ya varan yatlar Gelibolu Sardalya Festivali ile birlikte ağırlandılar. Ve pazar günü 19 Temmuz pazar günü sabah ikinci etap olan Bozcaada'ya, 45 millik Bozcaada'ya hareket ettiler. Hava çok sertti, bayağı ciddi bir hava vardı. 4 saatte Bozcaada'yı vardık, o gece oradaydık. Orada da belediyenin çok yakın ilgisiyle karşılandık, Bozcaada Belediyesi'nin. Üçüncü etap yarışı, son etap Bozcaada Ayvalık etapıydı. Bu etap çok ciddi, sert havayla başlamasına rağmen Babakale'yi döndükten sonra hava kaldı, yatlar 6-6,5 saat beklemek zorunda kaldılar. Ama neticede Ayvalık'ın işleri de o gece ertesi gün sabaha kadar tamamlandı. Ve bu sene 31 yatın katılımıyla yapılan Arçelik Deniz Kuvvetleri Kupası yarışı 4 günde Ayvalık'ta tamamlanmış oldu. Ayvalık'ta bir gün dinlenen sporcular ilçenin tarihi ve kültürel mirasını da görme fırsatı buldu. Ege bölgesinden de 16 teknenin katılımıyla 917. Çaka Bey yarışına 45 yat başvuru yaptı. Ayvalık Körfezi'nde rüzgar yine Orsa'dan esiyordu. Güneydeniz Sağ Komutanı Koramiral Bülent Alkaya'nın sahil güvenlik botuna binmesiyle gözler buraya çevrilmişti. Saatler onu gösteriyordu. Güneydeniz Sağ Komutanı Koramiral Bülent Alkaya'nın startıyla yarış başladı. 40 deniz mili mesafeli 917. Çaka Bey yarışında sporcular uluslararası sulardan da geçecekti. Yarışın İstanbul'dan beri güvenliğini sağlayan 2 mayın tarama ve 1 sahil güvenlik botuysa tüm sporcuların yardım için ilk başvuru noktasıydı. Ünlü denizcimiz Çaka Bey adına düzenlenen 40 deniz millik mücadelede yarış sınıfında Asterix'te Can Halman birinci, Bianca ile Feyyaz Yüz attı ikinci, The Marmara ile Ardıç Gürsel üçüncü oldu. Yarış gezide ise birinciliği Expops'la Mete Tümay, ikinciliği Hale ile Özgün Dumrul, üçüncülüğü de Kalipso ile Şinasi Numan elde etti. Gezide ilk sırayı Topaz'la Silvio Penetti alırken Melodi ile Güçlü Bayar ikinci, Betüş de Birol Durmaz üçüncü sırada kaldı. Destek sınıfında ise birinciliği Elena ile Rus Vadim Starikov kazandı. Onu Alkyon'la Nadir Yalçın Alp ve Ora ile Atilla Rezzak Ali Gülçelik ekibi izledi. Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Cahit Üren'den 917. Çaka Bey yarışının değerlendirmesini aldı. Çaka Bey 917 yat yarışı ki bu yarış Arçelik Doğu Gergin haftasının ilk yarışıydı. Ayvalık'tan gelen yatlarla birleştik ve 39 tekne. Bugün sabah saat 9'da hareket ettik. Bu yarışlarda startı Güneydeniz Sağ Komutanı Koramiral Bülent Alkaya verdi. Ama bu startta da çok sert, hatta start anında bazı teknelerden denize düşenler oldu. Onlar kurtarıldıktan sonra yarış devam etti. Fakat Bademli'ye geldikten sonra hava kaldı. Gene bir sürpriz, gene saatler süren bekleyiş. Ama aynı gün akşam yarış Koça'da tamamlandı. Buna bağlı olarak Koça Regata 98 ve Arçelik Doğu Ege haftası yarışları 23, 24 ve 25 Temmuz günleri Koça'da yapılan Koç yarışlarıyla devam etti. Çok güzel yarışlar oldu. Hava sürprizler yaptı ama yarışlar çok iyiydi. Yarışlara İstanbul'dan 31, Koça'dan 17 olmak üzere toplam 48 tekne katıldı. Bulunduğumuz bütün yerlerde Ayvalık, Bozcaada, Gelibolu ve Koça çok güzel olaylar oldu. Çok halkın katılımı yüksek oranda oldu. Ve böylece bu sene yaptığımız 27. yıl
Deniz Kuvvetleri Kupası ve 9. yıl Doğa'ya Yelken Haftası'nın bize göre amaçlarına ulaştığına inanıyorum. Foça'da gerçekleştirilen Doğu Ege Yelken Haftası'nın ilk gününde sporcular 18 deniz mili kat ettiler. Yatçılar ikinci gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere 9 millik iki ayrı yarış yaptı. Doğu Ege Yelken Haftası son gün yapılan 9 deniz mili mesafeli yarışta sona erdi. Doğu Ege Yelken Haftası genel klasmanında yarış sınıfında birinciliği Asterix ile Can Halman, ikinciliği Dracula ile Vedat Tezman, üçüncülüğü de Orient Express 3'te Bülent Atabay elde etti. Yarış gezide ise birinciliği Hale ile Özgün Dumdul, ikinciliği Ex-Pops ile Mete Tümay, üçüncülüğü de Rondo ile Mustafa Miharbi kazandı. Gezi sınıfında da Topaz'da Silvio Penetti birinci oldu. Onu Melodi ile Güçlü Bayar, Victor ile İsmet Üner izledi. Destek sınıfında birinciliği Erena ile Rus Vadim Starikov, ikinciliği Kahkaha ile Mehmet Kocabaş, üçüncülüğü de Denizer ile Sertaş Denizler elde etti. Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Cahit Üren'i dinliyoruz. Yarış hedeflerine ulaştı dedim. Gerçekten bizim özellikle İstanbul'da yaptığımız yarışlar için 30'lar dolayındaki rakamlar şimdilerde iyi bulduğumuz rakamlar. Aslında bizim için kafi gözükmüyor ama maalesef bunun üzerine çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz? Türkiye'de benim hesaplarıma göre 18 binin üzerinde yelken fiyat var. Ama bunların yarışan kısmı maalesef çok az. İki önemli nedeni var. Bir tanesi ekip yeterli değil. Şu anda İstanbul'da yarışmak isteyen ama bu yarışa girememiş en az 10 tekne var ekipleri olmadığı için. İstanbul'un yeri insanların gelip yarışıp bir yarışta ondan sonra dönmeleri için biraz uzak. Aynı şey Kuzey Yunanistan'da da var. Ama özellikle Karadeniz ülkelerinin, özellikle Yunanistan'ın bu tür yarışları beraber yaparak girmelerini bekliyoruz. Gönlümüz hep yabancı yarışlarda yüzlerce tekneyle yaptığımız startlar. Onları görüyoruz. Gönlümüz arzu ediyor.